İpek Yolu Belediyesi'nin kadın istihdamına katkı sağlamak, tekstil sektöründe kentin geçmişten bugüne gelen potansiyelini açığa çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği tekstil atölyesinde üretim başladı sevgili seyirciler. Toplamda 20 kursiyer ustalaştıktan sonra İpek Yolu Belediyesi Spor Kulübü'nün forma takımı, aşufman takımı, mont üretimine geçti. İpek Yolu Belediyesi'nin kadın istihdamına katkı sağlamak, tekstil sektöründe kentin geçmişten bugüne gelen potansiyelini açığa çıkartmak amacıyla hayata geçirdiği tekstil atölyesinde üretim başladı. Burada ortalama 20 tane kursiyerle başladık. Kursiyerlerimiz sıfırdan başladı. Şu anda makine öğrendi herkes. Şu anda burada İpek Yolu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün şişme montlarını, eşofman takımlarını, formalarını üretiyoruz. Piyasada bir tanesini alabileceğimiz fiyata burada 7-8 tane üretebiliyoruz aynı maliyetle. Bostaniçi eğitim kursunda dikiş nakış eğitimi alan toplamda 20 kursiyer, eğitimlerinde ustalaştıktan sonra İpek Yolu Belediyesi Spor Kulübü'nün forma takımı, eşofman takımı, mont üretimine geçtiler. Kursiyerler aynı zamanda İpek Yolu Belediyesi'nin etkinliklerinde kullanılan tişört, fular, maske gibi ürünlerin de tasarımlarını yaparak belediyenin bütçesine katkı sağlıyor. Hem tüm bu kadar uğradın, hoca deten işlemler, hem montan diye durun, hoca deten işlemler, hem kertken durun, cırkaç para durun, eşofmanım durun, forman bu futbolcuyan durun. Yani bu hoca tiyaj etetin deten işlemler, hem zamanı mezarlı hider bazbetliye. Futbolcular şişme montlarını dikiyoruz. Eşofman takımı dikiyoruz. Gülten Hoca'nın eşliğiyle, yardımıyla burada kıyafetler tasarlıyoruz. Her türlü dikimi sağlıyoruz. Yani ilk gelişimize oranla şu anda yani daha iyi şeyler yapıyoruz. Bundan dolayı bize destek sağladığı için İpek Yolu Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. İpek Yolu Belediyesi'nin meslek ve sanat edinme kurslarından faydalanan kadınlar, ilerleyen günlerde farklı etkinliklerde de üretim yapmaya devam edecek. Güzel bir kişi gelsin. Vanil Emniyet Müdürlüğü ekipleri polis haftası nedeniyle harekete geçti. Güvenlik güçleri tarafından 10 Nisan polis haftası nedeniyle bir belgesel hazırlandı. Hazırlanan belgesel sosyal medyada büyük ilgi gördü. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri polis haftası nedeniyle harekete geçti. Güvenlik güçleri tarafından 10 Nisan polis haftası nedeniyle bir belgesel hazırlandı. Hazırlanan belgesel sosyal medyada büyük ilgi gördü. Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan belgeselde her şubede görevli polisler yer aldı. Van polisinin çektiği 10 Nisan belgeseli izleyicilerden büyük beğeni aldı.